Selamlar dostlarım, ben Kripto Süleyman. Bildiğiniz gibi Stepen uygulamasına geçenki videoda giriş yaptığımı söylemiştim. Evet dostlarım, ben bu riski göze aldım ve neler oluyor, nasıl oluyor bunu size tabii ki göstermek için bir giriş yaptım. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil, kesinlikle sponsorlu bir içerik değil. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Açıkçası çok riskli bir yatırım, onu da belirtmek istiyorum. Yani açıkçası ben risk aldım ve girdim diyeceğim. Evet dostlarım, ayakkabı bizim için önemli. Ayakkabı seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve ayakkabının yapısından biraz size bahsedeceğim. Bende bir tane normal yürüyüş ayakkabısı var ve bu ayakkabıyı ben neye göre seçtim size şimdi hemen birlikte bir bakalım. Öncelikle dostlarım bakın, ayakkabının üzerine bir kere tıkladım. Burada sol üst tarafta gördüğünüz gibi bir tane kilit var. Buraya gem koyabiliyorsunuz. Buradaki 4 tane bölümü açarak farklı gemler kullanabiliyorsunuz. Buradaki gem olayı nedir? Bu efficiency, lock, comfort ve Resilience kısımları, her biri bir gem oluyor dostlarım ve ek olarak gem alarak yani bu yürüyüşteki kazancınızı da arttırabiliyorsunuz. Sistem bu şekilde işliyor ama ben buna hiç girmeyeceğim, açık söyleyeyim. Bunları hiçbirini yapmayacağım. Ben ilk etapta tabii ki nedir? İlk etapta paramızı geri çıkartma peşine düşeceğiz. Yani kazandığımız tüm GST'leri bir sonraki gün dolara çevireceğiz ve borsa hesabımızı çekmeye çalışacağız. Şimdi burada ayakkabının belirli standart özellikleri var. Örnek vereyim, burada Kanban tip olarak Walker yani yürüyüş ayakkabısı ve enerjisi %100. Walker yürüyüş ayakkabılarında dostlarım işte 1 ila 6 kilometre arasında standart bir yürüyüş yaparsanız sorun olmuyor. Genelde bu iş çözülüyor. Shown Mint dediği de mintlenme oranı, bu 7'de 2, yani bu ayakkabıdan 2 defa mintlenmiş. Base kısmına basarak buradaki standart özelliklerimizi görebiliyoruz. Bizim için önemli olan bu base kısmı dostlarım. Buradaki özellikler bizim için kazanç ifade ediyor. Bunu da nasıl ölçüyoruz? Stepn.guide diye bir web sitesi var. Buraya gireceğiz. Ekranda görüldüğü gibi şu anda. Burada bakın bir hesaplama bölümü var. Yani kazanç hesaplama bölümü var. Burada NFT'nin kodunu yazarak da çağırabiliyorsunuz ama burası genelde çalışmıyor şu anda. Mesela benim ayakkabıyı gelin bir ölçelim. Şimdi Kanban tipi, zaten burada birçok tip var ama onlar çok pahalı, gerçekten inanılmaz pahalı. Biz Kanban Walker ayakkabı ve benim level'ım 5'ti. Ben 6 yaptım bunu. Evet, ben burayı 5 yapacağım. Ben aldığımda 5'ti mesela. Daily enerji zaten 2. Değişen bir şey yok. Efficiency 8.9 giriyorum dostlarım. Alt kısma 7.5, 2.2 ve 2.5 giriyorum. Şimdi bu bizim base'imiz, yani standardımız. Normalde ne diyor? Günlük diyor 0.24 GST kazandırır diyor. Optimize dediğimiz zaman 6.31 oluyor. Bu optimize'in olayı nedir? Dostlarım siz bu ayakkabıyı aldığınız zaman size yaklaşık 20 tane artı point veriyor. Bu pointleri buraya ekleyerek ayakkabının performansını arttırıyorsunuz. Fakat yani gidip şuradaki lock kısmına ya da komforta vermenizin şu an bir etkisi yok. Önemli olan diyor ki sistem, buradaki Stepn Guide sistemi, buradaki efficiency ve resilience kısımlarına verirsen diyor dostum diyor, en iyi kazancı elde edersin. Yani bu ayakkabının performansını bu şekilde en üst düzeye çıkartabilirsin diyor. Güzel. Yani bu açıdan iyi. Şimdi ben bunu 6 level yaptığım için mesela tekrar optimize diyorum. Bu sefer kazancım 6.98 GST'ye çıkacak. Yani bir günlük kazancımı ben buraya yatırdım ve dedim ki bir günlük GST kazancıyla level 6 yapalım. Ve yaptım. Şu anda mesela buradaki işte enerji düşüklüğü 5'e düştü. İşte repair tamir ücreti 1.85 diyor ama bakalım göreceğiz gerçekten öyle mi olacak. İşte günlük 6.98 kazanabilirsin diyor. Bakalım hepsini test edeceğiz zaten. Onun dışında ayakkabı seçerken dostlarım mesela burada geri geldim diyelim. Şuradan geri gelelim. Mesela burada alışveriş bölümüne tıkladım. Alışveriş bölümüne tıkladıktan sonra filter diyorum. Burada sneakers seçeceğim. Burada Walker seçiyorum ve Confirm diyorum. Burada ayakkabılar geldi. Bu arada ayakkabıların fiyatı da artmış gözüküyor. Ben aldığımda 11.30 soldan aldım ki önceki gün 10 sola vardı. Şu anda 12.5 soldan aşağı ayakkabı yok. Yürüyüş ayakkabısı yok. Koşu ayakkabısı vardır büyük ihtimalle. Bir bakalım hemen. Filter'a tıkladım. Burada Runner'a tıkladım. Confirm dedim. Ya koşu ayakkabısı da kalmamış arkadaşlar. Koşu ayakkabısının şöyle bir dezavantajı var. Hani belli bir ritimde koşmanız gerektiği için o ritmi tutturmak, o barı tutturmak önemli. Yani ne kadar etki ediyor o bar, onu da bilmiyorum açıkçası. Şu an denemeler yapıyorum. Şimdi yürüyüş ayakkabısını seçtik. Mesela bunu yenilediğim zaman sürekli buradaki ayakkabılar değişebiliyor hızlı bir şekilde. Şu anda değişmedi mesela. Diyelim ki en üstteki ayakkabıya tıkladım. Bakın burada kullanıcı bunu yükseltmiş. Biz Base'e tıklayarak
standart özelliklerine bakabiliriz. Ben bunu resetledim arkadaşlar. Şuraya geliyorum, 3.6 yazıyorum. Alt kısma 9.8 yazıyorum. 7.3 ve 2.8 yazdım. Level'ı tabii ki 5 yaptım. Optimize dedim. Optimize dediğim zaman bu ayakkabı günde 5.32 GST kazandırıyor. Yani çok iyi bir ayakkabı değil. Ve burada arkadaşın verdiği puanlara bakarsak bu puanları düzgün vermediğini görüyoruz. Mesela 14.6 olan yer 19 olursa daha iyi kazandırılmış. Biz bunu mesela 14.6'ya çektiğimiz zaman, alt kısmı da 11.8 yaptığımız zaman bakın daha az kazandırıyor. Tekrar optimize dedim, 5.32 yaklaşık olarak bir yarım GST oynuyor diyelim. Evet, yani bu ayakkabı çok iyi değil. Şimdi geri geldim. Tekrar yeniliyorum abi. Bakın buradaki ayakkabılar gitti. Yani bir kısımları satıldı. Mesela buna base'e tıkladım. Bu da kötü mesela. Direkt anlayabiliyorsun artık. Çünkü oradaki oranlar çok düşük. Mesela 2.7. Benim için önemli olan efficiency kısmının yüksek olması. Aynı zamanda resilience kısmının da böyle bir tık yüksek olması. Tekrar baktık arkadaşlar. Base'e baktım. Bu da düşük. Mesela bu 3.9'muş. Gelin buna bir bakalım. Evet, şimdi optimize dediğim zaman bakın 6.13 diyor. Yani bu da çok kötü bir ayakkabı değil. Buradaki olay şu aslında. Resilience kısmı zaten yüksek olduğu için siz efficiency kısmına daha çok puan veriyorsunuz ve kazancınız artıyor. Ben daha önce 11 sola, 11.5 sola yani burayı 6.8 görmüştüm mesela. O şansa denk gelmişti ama o zaman yoktu, almamıştım. Yani ayakkabı seçiminin olayı bu arkadaşlar. Bazen de giriyorsunuz ürün yok diyor. Çünkü o ara satılmış oluyor. İyi ayakkabılar hızlı bir şekilde satıcı buluyor. Kötü ayakkabılar da bunun gibi bekliyor arkadaşlar. Yine de satılıyor bir şekilde, yeni giren kişi bilmediği için en düşük fiyattan almaya çalışıyor. Şimdi tekrar bir yenileyelim arkadaşlar. Mesela bununki 7.8'e 3.7. Mesela bu da güzele benziyor. Şimdi burada optimize dediğimiz zaman bu da 6.29 GST günlük kazandırıyormuş. Bu da güzel. Kötü sayılmaz yani. Ama fiyat olarak baktığımız zaman bunların fiyatı artmış. Belki bir hafta ya da iki hafta önce izlediğiniz videolarda ayakkabı maliyeti $800 gelirken şu an $1300'lara çıkmış durumda ki gerçekten fiyatları yükseliyor her geçen gün. Çünkü aşırı düzeyde bir talep var dostlarım dünya üzerinde ve herkes bu işe girmeye çalışıyor. Tabii ki sınırlı kod olduğu için bu oran yani fiyatlar yükseliyor bir yandan ama katılımcı sayısı da düzenli oranda artmaya başladı. Enteresan bir durum var. Yani bu marketin kısmı bu şekilde. Bir de games kısmı var. Games kısmında da dostlarım şöyle göstereceğim. Örnek vereyim bu ayakkabıya. Hemen geldik. Şu üst kısımda görüldüğü üzere sağda 4 tane games var. Şuna bastık dostlarım. Şuna basıyoruz bir tanesine. Burada games'lerin özellikleri var. Mesela şu games'i eklediğim zaman artı 2 veriyormuş. Sev dedim. Bakın fiyatı yarım GST'ye yakın arttırdı artı 2. Peki bu games ne kadar satılıyor? Gelin ona bakalım. Games'lere geldik telefondan, filtreledik, efficiency'yi seçtik ve confirm dedik. En düşük games yaklaşık 1 sola yakın bir fiyatı var. O da $80-85 arasında bir fiyat gözüküyor şu anda dostlarım. Yani yüksek bir fiyatı var. Tekrar bunu açıyoruz. Mesela burada tekrar seçtim. İkinci bölümü seçeceğim. Artı 8 veriyormuş. Sev dedim. Bakın direkt GST'yi artı 2 arttırdı ki bu çok iyi. Ama artı 8'ler dostlarım. Şöyle birazcık yükseltelim şöyle. Bakalım var mı? Evet, artı 8'ler dostlarım 14 soldan başlıyor. Yani $1400-1500 çıkmış durumda. Bu gerçekten çok pahalı. Yani diğerini düşünemiyorum. Hani buradaki artı 20 ve 50'yi düşünemiyoruz zaten. Hani 50 eklediğiniz zaman zaten şöyle şuraya ekleyelim. 16 GST'ye çıkıyor ama tabii ki bunun geri dönüşüm size çok uzun sürede olacaktır. Şimdi bunu çıkartalım abi. Bir de burada mesela luck var. Luck alırsanız da mesela lucky şans demek. Şuraya ekleyelim. Sev dedim. Bakın hiçbir şey etki etmedi. Yani bunu almanın bir anlamı yok o zaman abi. Şu an için. Peki buradan soket tipi bunu aldık. Bunu da etki etmedi. Yani comfort da etki etmiyor şu anda. Peki resilience kısmı etki ediyor mu? Bakalım resilience'de mesela şuraya aldık arkadaşlar. Şu %40'ı. Ufak bir etki etti. Tekrar düzenleyelim abi. Bunu geldik şuraya. Ve en üstteki paketi aldık. Sev dedik. Çok az etki etti. Yani bu aslında dayanıklılık kısmı çok fazla etki etmiyor. Ama buraya geldiğimiz zaman abi resilience'e tıkladım, confirm dedim. Bunları da yüksekten satıyorlar. Yani bunları düşükten satmıyorlar. Belki bunlar daha sonradan aktif olacak şeylerdir ama şu an için sadece şu iki faktör yani efficiency ve resilience kısımları bizim için önemli. Burada tekrar ayakkabılara geldik. Bakın ayakkabılar değişti. Buradaki ilk ayakkabımız değişti. Tıkladım. Bakın 4.5'e
5.7'lik bir ayakkabı geldi. Buna da bir bakalım. Sildim abi burayı. Optimize dediğimiz zaman bu 6. Yani çok iyi değil ama benim için önemli olan arkadaşlar 6.30 üzeri olması. Mesela bendeki ayakkabı öyle olduğu için yani gayet güzel performans alıyor şu anda. Ama daha farklı ayakkabılar var burada tabii ki. Özellikle bu Step and Guide sitesini kullanmanızı öneririm. Çünkü gerçekten çok etkili bir site. Kazancı direkt etkiliyor. Hatta ben şu anda bana önerdiği bu 6G sete üzerinde kazanıyorum. Açık söyleyeyim. Yaklaşık 8 civarı geliyor bana. Giderler düştükten sonra. Şu anda tabii ki GST'nin fiyatı düştü dostlarım. Mesela GST price dediğim zaman Binance'te en son 5.17 gözüküyor ama şu an 4.71. Yani bir günde yaklaşık olarak 45 cent düşmüş gözüküyor. Yani böyle dalgalanmalar olabiliyor dostlarım. Ama bunlar çok normal açıkçası. Çünkü fiyat çok yükselmiş. Mesela bir aylık baktığımız zaman bakın burada 3 dolar, 3,5 dolarlardan direkt işte 5 dolarlara yükselmiş. Piyasada şu an bir dalgalanma olduğu için bu düşüş biraz daha böyle dalgalı dalgalı devam eder. Çünkü insanlar yatırdığı parayı çıkartma peşine düşebiliyor. Ya da burada sürekli bir ticaret dönüyor arkadaşlar. Yani şurada ayakkabı ticareti gerçekten çok yüksek oranda dönüyor. Ve bu gemsler ya da ayakkabıdan yine mintleyip yeni ayakkabılar üretme işleri var. Yani çok farklı bir iş aslında. İçine girdiğiniz zaman sürekli bir şeyi yükselteyim diyebilirsiniz ama ben özellikle hesaplama yaptım. Yani ben sadece bir level atlatsam bir yandan yarım GST'den fazla alacaktım ve işte tamir ücreti düşecekti. Şu an tamir ücreti düşmedi açıkçası. Niye öyle oldu ben onu anlamadım ama GST kısmı yükseldi gerçekten. Bu sabahki yürüyüşte mesela 2.80 GST kazandım ve bunun 0.72'sini tamire verdim. Bakalım bundan sonraki süreçte takip edeceğim ve günlük olarak belki ya da 2 günde bir olarak sizlere arkadaşlar bu durum hakkında bilgi vereceğim. Durum bu şekilde. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Kesinlikle bu iş çok riskli dostlarım. Hani açıkça söyleyeyim yani bana göre çok riskli. Risk alıp sizin için girdim. Hani girmeyin abi. Beni izleyin. En azından dersiniz ki ya bakalım ne oluyor? Sistem patlayacak mı? Ya da ne kadar kazanacak ya da parasını çıkartabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.